Yurdumuza dönüyoruz. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir köprü. Sel sonucu hasar gördü. Zaten çok net, belli ve ulaşıma da kapatıldı. Tehlikeli çünkü. Yayalar her şeye rağmen geçiyor ama ağır tonajlı ne yazık ki bir sürü araç da hala büyük bir cesaretle burayı kullanmaya devam ediyor. Bu köprü çiftçilerimizin uzun yer kat etmeden direkt iki mahalle arasında geçebildiği, her zaman da sürekli kullandığı bir köprüdür. Önce taşıyıcı kolonları çatladı, sonra ortadan ikiye ayrıldı. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki köprü sel nedeniyle büyük zarar gördü. Eşen Çayı üzerinde bulunan ve 30 mahallenin ulaşımını sağlayan köprü güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İki yönüne girişi olmayan yol levhası asıldı. Yetkili yerler geldi, kapattı ama halk gene dinlemedi, geçti. Bu defa köprünün girişlerine moloz döküldü. Ama bu da çare olmadı. Yayaların yanı sıra ağır tonajlı araçlar da geçmeye devam etti. Hasar nedeniyle iki ucu moloz dökülerek kapatılan köprü, daha uzun yol gitmek istemeyen mahalle sakinleri tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Burası olmadı, olmaz abi zaten. Hani oradan dolaşıp gelmesi bir yamazda 35-40 kilometre, ne demek abi? Biz yetişeceğiz yani, görüyorsunuz halimizi. Geçsek yeri yok, ta Seydikemer'den geçeceksin. Ya da Günük Köprüsü'ne geçiyoruz. Ölümü tehlikeye alıyoruz, geçiyoruz. Bölge halkı köprünün bir an önce yapılmasını istiyor. Bu da 30 köyü birbirine bağlayan bir köprü. Bu tarafı fabrikaya, bu tarafı hala gidiyoruz. Acilen köprünün bir çözüme kavuşmasını istiyoruz.